Allah'ın arşa istivası isimli eserimizin 10. dersindeyiz. Bu dersimizde nuzul hadisinin manasını izah edeceğiz. Nuzul hadisi şöyledir. Efendimiz aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuş. Gecenin üçte ikisi geçip de son üçte biri kaldığında Rabbimiz dünya semasına iner ve der ki Yok mu bana dua eden? duasına icabet edeyim. Yok mu benden bir şey isteyen, istediğini ona vereyim. Yok mu benden af dileyen, onu affedeyim. Allah'ın açta olduğunu iddia edenler bu hadisi gösterip diyorlar ki bu hadiste Allah'ın dünya semasına indiğinden bahsedilmiş. Dünya semasına inmek için üste olmak lazım gelir. Bu üst mekanda arş denilen mekandır. Yani onlara göre Allah zatıyla arşta oturuyor. Gecenin üçte ikisi geçtiğinde dünya semasına iniyor. Kardeşlerim, kendilerine selefi diyen bu kişilerin zerre miskal muhakeme kabiliyeti yok. Hadisteki mecazı hakikat zannediyorlar. Hadisin manası o vakitte yapılan ibadetlerin sevabının kat kat olması ve o saatte yapılan dualara çabucak icabet edilmesidir. Yani dünya semasına inen Allah'ın zatı değildir, rahmetidir, keremidir, ihsanıdır. Allah o saatlerdeki ihsanının bolluğunu mecaz bir ifadeyle beyan buyurmuştu. Lakin bu selefiler ne mecaz bilir ne de teşbih. Şimdi mecazı hakikat zanneden selefilere altı soru soracağız. Bu soruları işittiklerinde itikatlarından utanacaklar. Bir, Allah dünya semasına niçin iniyor? Haşa aştayken dünyada dua edenlerin sesini işitemiyor ve onları göremiyor da seslerini işitmek ve kimlerin dua ettiğini görmek için mi dünya semasına iniyor? Ey selefiler Allah'ın dünya semasına inmesindeki hikmet nedir? İki, hadi Allah indi diyelim. İyi de biz Allah'ın bu nidasını işitmiyoruz. İşitmediğimiz bir sözü Allah her gece niçin söylesin? Siz sizi duymayan birisine davamlı seslenir misiniz? Ey selefiler Allah'ın her gece böyle nida etmesinde ne fayda vardır? Üç, Hadis-i şeriflerde bildirilmiştir ki bütün kainatı alıp kürsü denilen makama atsak kainatın kürsüye nispeti çöle atılmış bir yüzük gibidir. Yani kainat yüzük olsa kürsü bir çöl olur. Kürsü bu kadar büyüktür. Kürsüyü alıp arşa atsak Kürsü de arşta çöldeki yüzük gibi olur. Şimdi şunu hayal edin. Eğer Allah açtaysa dünya semasına inmek için önce kürsüye sonra da dünya semasına inecek. Selefiler Allah'ın arşı kapladığını söylüyorlar. Bu durumda Allah kürsüye nasıl sığacak? Kürsü Arşa kıyasla çöldeki yüzük gibidir. Hadi kürsüye sığdı. Peki dünya semasına nasıl sığacak? Bunun olabilmesi için Allah'ın aştan inerken küçülmesi lazım gelir. Ey selefiler siz küçülen ve zatı değişikliğe uğrayan bir mabuda mı iman ediyorsunuz? 4 ülkelerin geceleri farklı farklı zamanlardadır. Bir yerde gece olurken başka bir yerde öğlen, başka bir yerde ikindi, başka bir yerde akşam olmaktadır. Hadiste belirtilen gecenin o vakti her an yeryüzünün başka bir tarafına isabet etmektedir. Bu durumda Allah'ın devamlı arş ile dünya arasında mekik dokunması gerekir bir ülkede gecenin son üçte biri olduğunda Allah o ülkeye yakın semaya inmeli. Bir boşluk bulduğunda tekrar arşa çıkmalı. Sonra hemen başka bir ülkenin semasına inmeli. Ey selefiler siz böyle arş ile dünya arasında mekik dokuyan bir mabuda mı iman ediyorsunuz? 5. Allah aştayken dünya semasının hakimi ve müdebbiri midir? Eğer hakimi ve müdebbiridir diyorsanız o zaman biz de deriz ki madem hakimi ve müdebbiri ne diye dünya semasını iniyor? Aştan da idare edebilir. Yok hakimi ve müdebbiri değildir diyorsanız bu sefer de deriz ki o zaman Allah aştayken dünya semasını kim idare ediyor? Ve Allah dünya semasına indiğinde arşı kim idare edecek? Ey selefiler gördünüz mü batıl itikadınız sizi hangi sorulara muhatap ediyor? Altı. Allah'ın dünya semasına indiği ifadesi hakikat kabul edilirse bu durumda Allah hakkında hareketin varlığını kabul etmemiz gerekir. Yani Allah arştan hareket etti ve dünya semasına indi. Halbuki hareket etmek demek bir evvelki durumdan başka bir halde bulunmak. Yani bir halden başka bir hale intikal etmek demektir. Bir halden başka bir hale intikal etmek sonradan olan bir halin hareket sahibine hululu demektir. Çünkü hareket eden varlık hareket etmeden önce başka bir haldedir. Hareketle birlikte bu hali değişmiş yeni hal ona hulul etmiştir hadis olan yani sonradan olan hallerin ezeli olan Allah'a hululu Allah'ın da hadis olduğu neticesini vermektedir. Ey selefiler siz ezeli olmayan hadis olan yani sonradan yaratılan bir mabuda mı iman ediyorsunuz? Yok Rabbimiz ezelidir derseniz biz de deriz ki o halde hadis olan sıfatlar ezeli olan bir zata nasıl arız oluyor? Kardeşlerim dersimizi bu burada tamamlayalım. Böyle ilmi dersler bazen bir defa dinlemekle anlaşılmaz. Dersi bir defa daha seyredebilir ya da sitemizden metnini okuyabilirsiniz. Bir sonraki derste buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun.